Programımıza bir lezzet durağında devam ediyoruz efendim. Şu an Kaynarca'da Cevesoy Kasap Restoran'dayız. Yanımda da buranın sahibi Kaan Beyefendi var. Nasılsınız? Evet, iyiyim, siz nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz efendim. Biz de iyiyiz. Önce sizi tanıyarak başlayalım sohbetimize. Ben Kaan Berat Cevesoy, 2002 Kaynarca doğumluyum. Üniversite mezunuyum, sağlıkçıyım aslında ama böyle bir işe hevesim olduğu için böyle bir işe atıldım. Genç bir yaşta genç girişimci olarak arkadaşlarımın, ailemin desteğiyle birlikte. Evet, ablanızla birlikte evet, böyle bir yola koyuldunuz. Evet, ablamla birlikteyim aslında, ortağız biraz da. Yardımcı evet. Oluyor benim ablam tabii ki. Evet, şahane bir işin altına imza atmışsınız evet. Gerçekten. Şu an ekrana da geliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Görüyorsunuz ki muhteşem bir sofra hazırladı Kaan Beyler bize. Biraz burada vermiş olduğunuz hizmetlerden bahsedelim. Yemeklerimizden bahsedelim. Tabii, bahsedelim hemen. Biz burada kendi fırınımızda, taş fırınımızda pide, lahmacun çeşitleri yapıyoruz. Tırnak pide olsun, kendi ekmeğimizi yapıyoruz yeri geldiğinde. Kendi lavaşımızı yapıyoruz taş fırınımızda. Kendi kasap bölümümüz var. Kendi etimizden köftemizi yapıyoruz, sucuğumuzu yapıyoruz, tavuk ürünlerimiz, et ürünlerimiz var her türlü. Etiniz de özellikle kendiniz seçiyorsunuz. Tabii kendimiz kesiyoruz hayvanı zaten. Kendi köftemizi yapıyoruz, kendi sucuğumuzu yapıyoruz kendi etimizden. Kendi hayvanımızı kesip. Ayrıca sulu yemek çeşitlerimiz var. Ciğerimiz var. Kendi hayvanlarımızdan yine dana ciğeri, Arnavut ciğeri deniyor. İşte tavuğumuzu yapıyoruz güzel şekilde. Yani buraya geldiğinizde canınız ne istiyorsa, aklınıza ne gelirse. Izgara çeşitleri. Ben balık çok seviyorum dedim. Usta hemen bir balık getirdi evet. Soframıza koydu. Her şey burada var sevgili izleyicilerimiz ve inanılmaz lezzetli. Balıktan da bahsedelim isterseniz. Ustamız aslında daha çok balık ustası. Kendisinin evet. Balığı çok meşhurdur. Hatta biz yani İstanbul'dan dahi yemeğe gelenler var buraya. Kendisi direkt daha yeni olmamıza rağmen daha iki evet. Aylık bir işletmeyiz aslında. Yeniyiz. Ama İstanbul'dan bir kere müşteri geldi. Mesela adam sürekli geliyor kalkıp ailesiyle birlikte sadece balık yemeye gelenler oluyor buraya. Evet. Yani sağ olsunlar. Ustamız gerçekten balığı Şahane. Yapıyor. Evet. Kesinlikle öyle. Evet. Fırın ustamız da aynı şekilde genç zaten. Kendisi de çok genç bizim gibi. O da çok meraklıdır. Aslında elinde her iş gelir onun da. Yani fırın ustası değil sadece yemekleri de yapar. Kendisi evde de hanımına da çok fazla mesela yardımcı olur bu konularda. Evet. İşini severek yapıyor evet, yani. Evinde de işinde evet. De. Siz bu konuda da iddialısınız. Evet kesinlikle. Özellikle de odun fırını evet. Çünkü evet. Değil mi? Odun, ekranlarımıza da geliyor. Tamamen odun. Doğalgazlı değil zaten. Direkt kendi odunumuzla. Güzel bir şekilde taş fırında yapıyoruz yani. Evet. Biraz da lokasyondan bahsedelim isterseniz. Cadde üzerindesiniz. Evet, şu an Kaynarca'dayız. Evet. Kaynarca'nın giriş kısmı oluyor burası. Adapazarı Cebeci yol üstünde. Zaten Kefken çok ünlü bir tatil yeridir aslında. Yol üstünde lokasyon olarak Kaynarca'nın girişinde burası yani Sakarya'nın en yoğun bir yol üstü şu an burası. Ve Kaynarca'nın girişinde olmamız çok güzel. Evet. Otopark sorunumuz yok. Ön tarafımız geniş. Halkmar var yanımızda market. Bizim için de büyük bir artı. Onlar için de büyük bir artıyız biz. Evet. Birbirimizi tamamlıyoruz aslında. Yani hem çarşı kalabalığından uzak hem de otopark sorunu olmayan bir yer olduğu için çok güzel bir lokasyonumuz var. Kesinlikle öyle. Hem dışarıda da oturabiliyorsunuz, bahçe bölümü de evet, var. İçeride de klimalı bir şekilde serin serin de yemeğinizi yiyebiliyorsunuz evet. Burada. Şimdi hep yiyeceklerden bahsettik ama önümüzde bardaklarımızın içinde kompostumuz da var. Boşalt diyenler de oluyor. Biz evet. Burada komposta diyoruz biz manavlar olarak. Ondan da bahsedin isterseniz çünkü özel kendiniz yapıyorsunuz. Tabii onda. Onlar aynı şekilde işte vişne olsun, şeftali, nektari diyorlar. Onlardan yani tatlı bir su çeşidi gibi bir şey yani. Buranın meşhurdur kompostosu zaten. Kendi onları da annemler yapıyor. Evet. Yani el yapımı direkt. Ustalarımızla birlikte. Organik efendim. Burada tabii, geliyorsunuz. Boşafınızı organik içiyorsunuz. Aynen, çünkü Kaan Bey'in annesinin elinden evet. Çıkıyor. Annem sağ olsun tatlılarımızda da annemin evet. Payı var. Çok büyük. Çalışanlarımızda hepimizin bir payı var aslında. Evet. Burada sadece tuzlular değil tatlılar tabii. Da var. Tatlı ya, çeşitlerinden de bahsedelim. Tabii. Evet. Tatlılarımız kendi kadayıfımızı yapıyoruz. Kendimiz ellerimizle yine aynı şekilde. Kendi sütlacımızı yapıyoruz. Taş fırında kendimiz pişiriyoruz. Sütlacım kesinlikle mükemmel. Zaten evet. İddialıyız sütlaçta. Çok iddialıyım. Evet. Kesinlikle iddialıyım. Kemal Paşa'mız olsun kendi ev baklavalarımızı dahil yapıyoruz burada. Evet. Hep birlikte annemler yapıyor daha doğrusu. Annenizin buraya el attığı çok belli. Aynı evet, zamanda hijyene de çok dikkat evet, etmişsiniz annem, çünkü. Annem sağ olsun çok fazla biraz el kullanıyor. Biraz da ondan bahsedelim. Evet. Nelere dikkat ediyoruz burada hijyene? Biz burada biraz, biz kesinlikle burayı aldığımızda aslında biraz kötü bir haldeydi. Restore için çok fazla para harcadık zaten biz buraya. Son olarak peki neler söylemek istersiniz izleyicilerimize? Bundan sonra neler hedefliyorsunuz? Burada neler hedefliyoruz? Biz tabii daha yeni bir işletme olduğumuz için ilk önceliğimiz kendimizi geliştirmek. Son potansiyelimizin en üst seviyesine kadar gelmek. Potansiyelimizin son seviyesine geldikten sonra gerçekten zaten yani buranın, Kaynarca'nın hatta Sakarya'nın en iyisi olmak hedefimiz zaten. Her zaman en yükseğindedir gözüm.
Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Evet efendim, Kaynarca'daydık. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.